Geyisi. Şimdi size paralel özelliğini anlatacağım. Öncelikle bir takım yaratıyoruz. 32 R5 T 32 R 5 Milling takımı bul diye seçiyorum. 32 çapında radyusu 5 olan bir takım yaratıyorum. Boyunu yine uzatacağım 100 mm olarak. Kesici ağzında 30 mm olarak uzatıyorum. Çek işaretine basıyorum ve çıkıyorum. Toolpad'imi yaratıyorum. Çek işaretine basıyorum. Stow'u yaratıyorum. Yine bounding box olarak yarattım. Çek işaretine bastım, çıktım. Prosedürlerden raf paraleli seçiyorum. Part surface'lerim hepsini işaretliyorum. Orta tuşa basıyorum. Boundary olarak da alt yüzeyini seçiyorum. Orta tuş, orta tuş. Çıktım. Motion Parameters'e giriyorum. Dikey adımlarımı 5. Yanal adımlarımı ise 15 olarak değiştiriyorum. Clearance'ı Absolute'dan Optimize'a getiriyorum. Kapatıyorum. Herhangi bir değişiklik, rampa açısı vermiyorum. Dik giriş yapsın veya dışarıdan giriş yapsın diyorum. Tolerans, yüzey offset'i 0 vermişiz. 0.5 olarak düzeltiyorum. Yüzey toleransımı da 0.1 olarak değiştiriyorum. Hesapla deyip çıkıyorum. Climb seçtiğim için tek yönlü kesim yaptı. Gelip bunu değiştiriyorum. Mix oluyor diyorum. Veya son pasoyu climb kes, karışık kes diyebiliriz. Ben mix seçeneğini seçip hesapla değil. Şimdi yandan baktığımızda takım yollarını görüyorsunuz. 5 mm dikey adımlar verdiğim için 5'er 5'er inişler yaptım. Üstten baktığımızda ise 0 derece yani x yönünde kesim yaptığını görüyoruz. Üzerine 2 kere tıklayarak tekrar geliyorum ve bunu 45 derece olarak değiştiriyorum. Tekrar hesaplatıyorum. Şimdi ise 45 derece olarak taradığını görüyoruz. Tekrar içine girip prosedürümüzün Motion Parameters'ı açıp Machine Between Layers'ı Advance yapıyorum. Ve burada birkaç özellik daha göstermek istiyorum. 0 derece diye değiştirdim. Stratejimi raf olarak bırakıyorum. Yanal adımlarım 15. Dikey adımlarımsa mix fix değil variable olarak ve 5'e 1 mm olarak değiştiriyorum. Yukarıdan aşağıya yapmasını istiyorum ve hesaplıyorum. Bakalım ne gibi bir değişiklik çıkacak. Yandan baktığımız zaman çok daha güzel anlayabileceğimiz bir özellik bu. Bakın daha önceden 5 mm 5 mm indiği zaman şurada arada bir operasyon yoktu. Aynı şekilde burada da görebilirsiniz. 5 mm indiği aralığa yeni bir operasyon yazmış ve birer milimetre aralıkla merdivenleri temizlemiş. Fakat bunu deminki o spiral özelliğindeki gibi finish olarak değil, onu da kaba olarak almış. Simülasyonda çok daha rahat göreceğiz. Simülasyon penceresini açıyorum ve kesmeye başlıyorum. Daha hızlı görmemiz için şöyle değiştiriyorum. Mix kesiyor. Hem giderken hem dönerken kesiyor. Son olarak temizliyor ve çıkıyor. Verdiğimiz ilerlemelere göre işleme zamanını da bize machining time olarak gösteriyor.
Son temizlemeyi yaptıktan sonra gelip bir kademe daha sildiğini görüyoruz. Yine izleyelim. Aynı şekilde tek bir kesim daha yapacak. Evet, merdiven. Bir merdiven daha temizliyor. Ve çıkıyor.